buradan gel. Çukurumuzda 120 santim olduğunda sayın kaymakamım 10 santim içeriden tekrar burayı hepsinin ucuna birer tane fidan gelecek şekilde dikiyoruz. Dikerken de hayvan gübremiz de üstten gelen toprağa alta gelecek. Alttaki toprağa da üste gelecek şekilde dikimimizi yapıyoruz. İleriki aşamada da bizim burada budama bilgisine ihtiyacımıza gerek kalmıyor. Ordu genelinde fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yoğun olarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Fındıkta verimi ve kaliteyi artırmak için konuyu iki başlık altında değerlendiriyoruz. Birincisi bir defa mevcut bahçelerimizde verimi ve kaliteyi artırmaya yönelik kültürel uygulamalar yapmak suretiyle, budama gübreleme çalışmalarını daha bilinçli yapmak suretiyle mevcut bahçelerimizde verim ve kaliteyi artırmak istiyoruz. Bu kapsamda da şu an il genelinde 3000'in üzerinde bahçe, örnek bahçeler oluşturduk. Bu bahçelerde verim 250-300 kilogramın üzerine çıktı. Tabii çok farklı projelerle, 7-8 tane ayrı projeyle bu 3000 örnek bahçeyi oluşturduk. Gene mevcut bahçelerimizde verim ve kaliteyi artırmak adına meyilli arazilerde cep teras uygulaması gerçekleştirdik ki bu proje bu sene ilimizde ilk defa uygulanıyor. Bu projeyle ne yaptık? Eğimli arazilerde mevcut ocağın alt tarafını bir tel örgü, kafes teliyle kapatmak suretiyle ocağın üst kısmındaki toprağı ocağın alt tarafına aktardık. Ocağın bulunduğu yerde düz bir zemin oluşturduk. Bu düz bir zemin bize ne kazandırdı? Yağan yağmur sularının ve atılan gübrenin yüzey akışıyla beraber akıp kaybolmasının önüne geçmiş olduk. Dolayısıyla o oluşturduğumuz düz ortamda fındık bitkisinin yağmur sularından ve atılan gübreden çok daha iyi istifade etmesi sağlanacak ki bu da verim ve kalitenin artmasına neden olacak. Ayrıca gene cep teras uygulaması yaptığımız bahçelerde oluşturmuş olduğumuz bu düz zeminde kültürel uygulamalar, dip sürgünü alma bu tarz uygulamalar çok daha rahat bir şekilde gerçekleştirilecek. Bu anlamda da bize bir kolaylık sağlıyor. Tabii diğer bir çalışmamız, ikinci başlığımız fındıkla ilgili yapılan çalışmalarda yenileme çalışmaları. Malumunuz bahçelerimizin geneli şu an yaşlanmış durumda. 50 yılın üzerinde bahçelerimiz. Tabii bu yaşlı bahçelerde arzu edilen verim ve kaliteye ulaşmak çok zor oluyor. Yani kökler yaşlı olduğu için her ne kadar biz gençleştirmede adı altında genç sürgünleri bırakıp bunlardan ürün almaya çalışsak da bu bahçelerde arzu ettiğimiz verimi yakalayamıyoruz. Neden? Kökler yaşlı olduğu için. Biz ne yaptık? Bu bahçelerde, yaşlı bahçelerde yenileme çalışmalarını başlattık ki bu konuda da iki farklı proje uyguluyoruz. Birincisi bahçenin tamamını sökmek suretiyle, mevcut ocakları sökmek suretiyle modern dikim sistemleri kullanarak bahçelerimizi yeniliyoruz. Bu konuda şu an il genelinde yürütülen projelerimiz var. İkinci uygulamamız ise sıra aralarının müsait olduğu bahçelerde sıra aralarına yeni fidanlar, yeni fındık fidanları dikmek suretiyle bir yandan bu diktiğimiz fidanları büyütmeye çalışıyoruz. Bir yandan da mevcut ocaklarımızdan ürün almaya devam ediyoruz. Tabii bu diktiğimiz ocaklar, diktiğimiz fidanlar büyüdükçe, geliştikçe biz hemen yanında bulunan ocaktaki dalları yavaş yavaş azaltıyoruz. İşte her sene bir iki dalı çıkarmak suretiyle mevcut diktiğimiz fidanlar verime yattığı anda da yan taraftaki eski ocakları tamamen kesip çıkarmış oluyoruz. Böylelikle bahçeyi ürün kaybı yaşamadan gençleştirmiş, yenilemiş oluyoruz ki bu son derece önemli bir uygulama. İnşallah bunu il genelinde tüm bahçelerimizde uygulamak suretiyle fındıkta ürün kaybı yaşamadan bahçelerimizi yenilemeye çalışacağız. Ben bu projenin üreticilerimiz açısından ve ilimiz açısından ürün kaybı yaşatmayacağı için son derece önemli buluyorum. Yoğun olarak bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Her zaman söyledim, Ordu dünya fındığının %25'ini tek başına üreten bir il. Dünya fındığının %25'ini tek başına üreten bir il, dünyaya örnek olacak, model olacak ve biz dünyayı değil, dünya bizi örnek alacak.
Bu yönde emin adımlarla devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de fındık konusunda verimi ve kaliteyi artıracak yeni projelerle üreticilerimizin karşısında olmaya devam edeceğiz. Ünye ilçemizde de şu an cep teras uygulaması iki üreticimizde örnek çalışma gerçekleştiriyoruz. Sıra aralarına dikim uygulamasında ise 4 üreticimizin bahçesinde örnek uygulama gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda yeni projelerle bu uygulamaların sayısını inşallah artıracağız.